Merhaba arkadaşlar. Oyuna Yaz Dansı eventi geldi. Bu eventte arkadaşlar gelişmiş hazine avı ve normal hazine avı olmak üzere iki tane seçeneğimiz var. Normal hazine avında normal zar kullanıyoruz ilerlemek için. Gelişmiş hazine avında da altın zara ihtiyacımız var. Bunu da her tur başına geldiğimiz zaman bize bir tane hediye olarak veriyor ya da buradan altın zar kazanabiliyoruz arkadaşlar. Hızlıca bir eventi tanıyalım. Ödüllerine bakalım arkadaşlar. Öncelikle gördüğünüz gibi zar sayısı kaç gelirse ona göre adım adım ilerliyoruz. Ödüllerimiz gayet güzel. Elmas kazanabiliriz. Jon Snow madalyası kazanabiliriz arkadaşlar. Tanrıça tacı kazanabiliriz. Bu gördüğünüz gibi farklı sayılarda bize geliyor. 30 var, 50 var, 10 var. Daha sonra epik nişan kazanabiliriz. Uyanış sistemi için. Bu da gayet önemli. Prestij sancağı kazanabiliriz. Ejderha işareti kazanabiliriz. Rastgele bilgelik kitabı kazanabiliriz arkadaşlar. Rafine maden parçası kazanabiliriz. Ve buradaki en çok beğendiğim ödül tabii ki de biraz zor gelecektir ama şansınız yoksa eski yol demir doğumları kuponu. Bunu kalıcı olarak veriyor. Bu bir yürüyüş arkadaşlar. Yürüyüş görünümü. Bu yürüyüş görünümünü kazanabiliriz arkadaşlar. Hemen taş dükkanına geçelim arkadaşlar hızlıca. Burada tanrıça taşı kazanıyoruz. Kazandığımız tanrıça taşlarını bu dükkanda harcayabiliriz arkadaşlar. Buradan 10 tane Theon Greyjoy madalyası alabiliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda Annie madalyası alabiliyoruz. Annie gayet iyi bir komutan. Geliştirmek istiyorsanız eğer 100 tanrıça taçı kazanırsanız alabilirsiniz. Andrea var, Lyanna var. Bu madalyaları tek tek olarak da alabiliyoruz. Bu tek tek alınan madalyaların içinde Jon Snow da dahil arkadaşlar. Onun dışında eski yolun demir doğumları kuponunu buradan da yine 5000 tanrıça taçı karşılığında alabiliriz. Onun dışında kumandanların uyanış için kendine ait nişanları var. Bunları alabiliriz arkadaşlar. Yenilemet taşı alabiliriz. Arıtmada kullanıyoruz. Biliyorsunuz özellikleri değiştirmek için. Aynı şekilde rafine maden parçası alabiliriz. Gerçek ejderhanın işareti alabiliriz. Ana materyal seçim sandığı alabiliyoruz. Ve altın alabiliyoruz arkadaşlar. Hızlıca tanıtım bitti. Hızlıca şansımızı denemek için geçelim. Şimdi ben bedava olan hakkımı kullanmıştım. Zar alacağım. Öncelikle altınla 2 tane alabiliyorum. Elmasla da 4 tane alabiliyorum. Kara elmasla da bir 100 tane alacağım arkadaşlar. 2000 kara elmas değerinde. Hemen hızlı hızlı başlayalım. Evet, 2 tane nişan aldık uyanış sistemi için. 10 tane tanrıça tacı. 20 tane ejderha parçası. 10 tane sancak aldık. 30 ejderha, düzeltiyorum, 30 tanrıça tacı. 10 tanrıça tacı. Yine bir nişan aldık. Şimdi 3 kareye geldik arkadaşlar. 3 kareye geldiğimiz zaman bizi tanrıça tacını attı. 3 adım ileriye götürdü. Aynı zamanda başlangıçtan geçtiğimiz için bir tane altın zar kazandık. Hemen bunu oynuyorum hızlıca. Evet, 2x'e geldik. Şimdi altın zarın bir özelliği arkadaşlar. Nereye gelirseniz gelin 2'ye katlıyor aldığınız ödülü. 2x'te de bir 2x daha almış olduk. 4x oldu. Hemen hızlıca bir tane normal hazine avı gerçekleştiriyorum. Evet, 30'du arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4'e katladı. Tamam, buradan sonrasını hızlı hızlı ben atlayacağım. Birlikte izleyelim. Thank you.
Evet, normal zarlarımız bitti. Hemen hazine arama kısmından alacağımız ödüller var. 60 tane tanrıca tacı veriyor bize 10 kez oynadığımız zaman. 40 kez oynadığımız zaman 120 tanrıca tacı alıyoruz. 100 kez oynadığımız için de 180 tanrıca tacı bize veriyor arkadaşlar. Aynı zamanda 16 tane altın zarımız var. Hemen onları da hızlı hızlı oynayalım. Evet, zarlarımız bitti. Taş dükkanını açalım. 1810 tane tanrıca tacımız var arkadaşlar. Bu taşlarla lord alabilirim. Lord almayı düşünüyorum. Eni alabilirim. Leğen alabilirim. Bende olmayan lordlar bunlar. Veya biraz daha kara elmas harcayabilirsem eğer bu birlik görünümünü almayı düşünüyorum. Birlik görünümü diyorum, özür dilerim. Yürüyüş görünümünü almayı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.